أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد değerli kardeşlerim Safetü Tefasir'in El-Bakara suresinden 144. ayete gelmiştik. Oradan itibaren feyekulü sufehâü minen nâs'tan ve mellâhu bigâfilin ammâ ya'melûne kadar ki bölümü ilk etapta tefsir edeceğiz Allah izin verirse. Tefsirimizin ifade ettiği şekilde de münasebet, lüva, sebebin nüzul ve tefsir olarak kısımlarını şey yapacağız inşallah. Bu ayeti kerimenin kendinden önce inen ayeti kerimelerle veya daha önceki geçen Sure-i Celil'deki ayeti kerimelerle olan münasebeti. El-Münasebe. Zâmel Yehudu ve Nesara enne İbrahim ve el-Enbiya ma'ahu kanu Yahuden ve Nasara. Zâmel Yehudu ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar iddia ettiler. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar iddia ettiler derken ikisi birlikte bir iddiada bulunmadılar. Ayrı ayrı iddia ettiler. Çünkü leysetil Yahudu ala şeyin ve leysetin Nasara ala şeyin dediler birbirlerine. Halbuki ise ve hum yetlûnel kitap diyor Cenab-ı Allah. Kendilerine indirilen kitabı ve kendilerinden önceki peygamberin varlığını bildikleri halde. Neymiş bunların iddiaları? Enne İbrahim'e وَالْاَنْبِيَا اَمَعْهُ كَانُوا يَهُودًا İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olan diğer peygamberler Yahudidir veya كَانُوا نَصَارَى demektir. Hristiyandırlar. Yani Yahudiler İbrahim Aleyhisselam ve ondan sonraki peygamberlerin Yahudi olduğunu, efendim Hristiyanlar da İbrahim Aleyhisselam'ın ve onunla beraber olan peygamberlerin Hristiyan olduğunu iddia ettiler. Vakat kâne kıbletül enbiye beytel makdis. Bundan önceki yani bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerin kıblesi Beyt-i Makdis idi. Yani Kudüs-ü Şerif'ti. Ve kâne salavatullahi aleyhi ve huve bi Mekke'te. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler Beyt-i Makdis'e yöneldikleri için namazlarında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'deydi ve yestakbilü beytel makdis ilk namaz farz kılındığı zaman Beyt-i Makdis'e yönelerek namaz kılıyordu. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselama namaz ilk peygamberliğinde günde iki vakit ikişer rekat olarak farz kılınmıştı. Miraç'tan sonra da beş vakit namaz ki Miraç peygamberimizin hicretinden 1,5 yıl kadar tahminen önceydi. Bu sırada da yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Kudüs-ü Şerif'e karşı Mescid-i Aksa'ya karşı namaz kılıyordu. Ancak o şeyde Beytullah'ı Kudüs'le kendi arasına alıyor ve böylece hem Beytullah'a hem de Beyt-i Makdis'e namaz kılıyordu. Ve huve bi Mekke'te yestakbilü beytel makdis. Beyt-i Makdis'e yöneliyor. Felemme umira sallallahu aleyhi ve sellem bit teveccühü ilel Kâbeti el müşerrefe. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kâbe-i Müşerrefe'ye yönelmekle emrolduğu zaman ta'anel yehudu fi risaletihi. Şimdi değerli kardeşlerim ta'ana kelimesi aslında dürtmek manasındadır. Genelde mızrak, ok, bıçak gibi şeylerde kullanılır ama burada dil ile yaralamak manasına geliyor. Dil uzattılar diyebiliriz. Ta'anel yehudu, Yahudiler dil uzattılar fi risaletihi, peygamberliğine ve tehadü zelike ve bunu edindiler zeri'aten bir sebep, bir vesile edindiler linneyli minel İslami, İslam'a hakaret etmek, ondan öç almak, yani nail olmak, bir şey elde etmek demektir. Şimdi İslam düşmanının İslam'dan bir şey elde etmesi için yaptığı uğraşı nedir? Ona hakaret veya onda bir eksiklik bulmaya çalışmaktır. Ve kalu dediler ki, yani şimdi İslam'a dil uzatmak istiyorlar ya, bunun karşılığında da şöyle demişler. Lekad iştaka Muhammedun ila mevlidihi. Muhammed Aleyhisselam doğduğu yeri özledi. Ve an
Karibin yakında yerdi'u ila dini kavmihi, kavminin dinine de dönecek. Yani şimdi kavminin kıblesine döndüyse yakında kavminin dinine de döner dediler. Bunu müşrikler de söylediler. Ve ahberallahu rasulehul kerim, Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri mübarek peygamberine haber verdi. Bima seyekuluhu süfahau. Bakınız, bima seyekuluhu süfahau. Ben geçen derste söylemiştim. Sin ve sevfe gelecek için, müstakbel içindi. Sin yakın gelecek, sevfe uzak gelecek içindi. Ahiret ve kıyametle verilecek haberleri sevfe ile, dünyada bir süre sonra olacak olaylar da sin ile haber veriyordu. Burada da seyekulü süfehâ'u ayeti kerimesinde öyle buyuruyor. Seyekuluhu es-süfehâ'u. Sefihlerin, budalaların, beyinsizlerin, aklı kıt olanların söyleyeceğini daha söylememişler onlar. Ama Cenab-ı Allah peygamberine bunun haberini veriyor. Ve lekkanehu, ona telkin ediyor, öğretiyor. El hüccete, eddamigate, kırıp parçalayan delili. Yani karşısındakinin bütün delillerini parçalayan gerçek delili ona telkin ediyor. Niçin? Liyerudde aleyhim, onların iddialarını onlara reddetmek için. Ve yuvattına nefsehu, ve nefsini yerleştiriyor. Ala tahammulil eda. Efendim, ezalara, eziyetlere, işkencelere tahammül etmek üzere nefsini yerleştiriyor. Minhum, Yahudilerden veya Hristiyanlardan gelecek eziyetlere. Ne zaman? İnde müfaceetil mekruh. Ansızın kötü bir şeyin çıkması anında. Müfaceye biliyorsunuz, ansızın. İzai fücaiye diyoruz biz. Böyle zamanlarda o şekilde kullanılıyor. Yani müfaceye kelimesi ansızın ortaya çıkan bir şey. Burada da nahoş bir şey ansızın ortaya çıkarsa, ki çıkacak, seyekul buyuruyor Cenab-ı Allah, peygamberini hazırlıyor. Ve kâne hâdel ihbaru, bu ihbar kıble tahvilil kıbleti, kıblenin dönüşümünden önceydi. Yani Beyt-ül Makdis'ten Kabe'ye dönmeden önce bu ayeti gönderiyor ve peygamber aleyhissalatü vesselama haber ediyor idi Cenab-ı Allah. Mucizeten lehu aleyhisselam, peygamberimizin bir mucizesi olarak. El-Luga. Şimdi bu ayet-i kerimeler içerisinde geçen kelimeleri bize açıklıyor. Es-süfehâ'u, geçen derste de geçmişti. Cem'u sefihin. Sefih kelimesinin cemisidir. Ve huvel cahilu da'ifur ra'yi. Görüşü zayıf, cahil kimselere verilen bir sıfattır süfeha kelimesi. Kalilul marifeti. Bilgisi az. Neye? Bil menafi'i vel madar. Neyin faydalı, neyin zararlı olacağına dair bilgisi olmayan, cahil, aklı kıt kimselere verilen isimdir diyor. Ve aslu sefe, sefehe yesfehu sefehendeki sefeh kelimesinin asıl manası el hıffetü ve rikkatü, incelik ve hafifliktir. Min kavlihim, Arapların şu sözünden alınmıştır. Sevbun sefihun. Yani sev, kumaş manasına burada biz elbise olarak öğrendik ama asıl şey kumaştır. Sevbun sefihun, ince kumaş. Ne zaman böyle söyleniyor? İza kâne hafifen nesci. Dokuması çok ince olduğu zaman sevbun sefihun denirmiş. Vellâhum, onları çevirmek manasına geliyor. Sarafehum, onları çevirdi. Burada bir de istifam var ayet-i kerimede. Onları ne çevirdi manasında? Yukalu vella aniş şey'i ve tevella. Vella ve tevella bir mana vahittir. Aynı manaya gelir. Anhu ile kullanılıyor. Tevella anhu, vella anhu, ey insarafe. Yani geri döndü manasına. Şimdi biliyorsunuz infale manasının babı mutavaat içindir. Kendiliğinden geri dönmek. Biri çevirmiyor. Kendisi dönüyor. Vasatan. Vasat kelimesi galet taberiyyu. El vasatu fi kelamil Arap. El hıyaru. Yani buradaki hıyar bizim anladığımız manadaki hıyar değil. Seçkin manasınadır. Yani tercih edilen manasınadır. Ve kıyla el adlu.
adalet de denilmiştir. Ve aslu hâdâ, bunun aslı, yani vasat kelimesinin aslı, enne hayral eşyâi evsâtuha, eşyanın en hayırlısı orta olanıdır. Şimdi bizim Osmanlılar da bunu ne yapmışlar? Osmanlıcaya çevirmişler. Hayrul umur orta suha demişler. Yani işlerin en hayırlısı ortası demişler. Bu şekilde evsatuhayı orta suha şeklinde ifade etmişler. Ve ennel huluv ve taksir, aşırı gitmek. Huluv aşırı gitmek, gali pahalı diyoruz ya. Huluv aşırı gitmek, taksir de kusurlu olmak, yani yapamamak manasına gelir. Mezmumani, ikisi de kötülenmiştir. Yani aşırı olmak da kusurlu olmak da, mesela aşırı olmak ne demek? Şimdiki günümüz insanının yaptığı hareketlerin hepsi aşırıdır. Mesela yolda giderken birisinin kafası patlıyor, hemen kavgaya girişiyor. Bu aşırılıktır. Birisininki de, diğerininki de, mesela oturup durduğu halde Müslümanım diyor ama hiçbir ezan okunuyor, kılını kıpırdatmıyor adam, keyfini bozmuyor. Niye? Alışmamış böyle bir şeye veya görünüş itibariyle insanlar o şekilde gelmiş, öyle gidiyorlar. O da öyle yapıyor. İşte birisi taksirdir, işi yapmamaktır. Öbürü de huluvdur. Akıbeyhi, Sübhay Sıbyan'da dahi sa'id bilek yet el akıp ökçe zufur tırnak diye geçer. Akıp ökçe, ayağın arka tarafı demektir. Burada da onu söyleyecek. Tesniyetü akıbin. Akıp kelimesinin tesniyesidir akıbeyh. Şimdi biliyorsunuz akıbani'dir aslı bunun merfularda. Mensup veya mecrurlarda ye ile olduğu için akıbeyhi denmiştir. Ala olduğu için baş tarafta ala akıbeyhi şeklinde gelmiştir. Ve bu akıp nedir? Müahharul kademi. Ayağın arka tarafıdır. Kebiratun, kebira kelimesi biz biliyoruz ki büyük manasınadır. Şakkatun ve sakiletun manasına gelmiş. Yani burada hem zorluk hem de ağırlık manasına geliyor. Şatrun. Eşşatru fil-luga ye'ti bimanel ciheti. Kekavli şair. Ta'du bina şatra necdin ve hiye akidetun. Şimdi tekrar bir daha şatrı alıyoruz. Eşşatru fil-luga ye'ti bimanel ciheti. Aşağıda gelecek ve ye'ti bimane nısf diyecek. Burada yön manasına gelir diyor şatır kelimesi. Şatral mescidil haram diyor ya Cenab-ı Allah ayette. İşte bu mescidi haram tarafına demektir. Şair de şöyle demiş. Ta'du bina, bizi götürüyor şatra necdin, necid tarafına. Ve ye o necid akıdetün, bizim içimizde bir uktedir. Yani varacağımız mesafedir. Hedefe koyduğumuz mesafe necittir, oraya gideceğiz manasına geliyor. Burada şatır kelimesi necit tarafına manasında, taraf manasına geldiğini söylüyor. Ve ye'ti şatır kelimesi gelir fil luga bimanen nısfı, yarım manasına. Ve minhul hadis, hadisi şerif bundandır. Et-tuhuru şatrul iman, temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifinde şatır kelimesi yarım manasına geldiğini de ifade etmiş oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim, kelimelerden sonra şiir veya hadisten, ayetten delil getirmek, bize ne diyoruz? Mahalli şahit diyoruz bunlara. Yani bunlar mahalli şahit olarak o kelimelerin bu manaya geldiğini bize ispat etmiş oluyor. Evet, kelimeleri de bitirdikten sonra sebebin nüzule geldik. Anil Bera ibn Adib gale. Hazreti Bera şöyle rivayet ediyor. Lemma kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine'te. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman salla nahve beytil makdis. Buradaki salla cümlesi lemmanın cevabı olmuş oluyor. Beyt-i Makdis tarafına namaz kıldı. Sittete aşara şehran. 16 ay. Ev seb'ate aşara şehran. Veya 17 ay. Bir başka rivayette sittete aşara şehran. 16 ay namaz kıldı diye o şekilde
şeysiz, yani ikinci bir şey olmayan, şüphesiz öyle net olarak söyleniyor. Ve kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam idi. Yuhibbu en yeteveccehe nahvel Kâbeti, Kâbe tarafına yönelmek istiyor idi. Feenzelallahu Teala, Allahu Teala indirdi. Kad nera tekallübe veçike fissema. Cenab-ı Allah Azze ve Celle kendisine Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Beytullah'ı, yani Kabe'yi namazında önüne almayı, ona yönelmeyi istediğini, sevdiğini haber eden Cenab-ı Allah'tan niyazlarını bu ayetle haber verdi. Kad nera, biz görüyoruz, gördük. Tekallübe veçhike fissema. Zaman zaman semaya yüzünü döndürüp de Rabbinden oraya dönmeyi istemeni biz gördük buyuruyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. El ayet, ayetin devamını sen getir diyor. Fekale süfehâ'u minen nâs ve hum el yahud. Yahudilerden sefih olanlar, aklı kıt olanlar, değerli kardeşlerim, burada Yahudilere sefih denmesinin sebebi, onlar Arap olmadıkları için, Arapçanın künhüne vakıf olmadıkları için bu şekilde ifade ediyor. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın kitaplarında gelecek olan ahir zaman peygamberi olduğunu bildikleri halde onu kabul etmemeleri, bu ifadenin kendilerine kullanmasına hak kazanmış oluyorlar. Yahudilerden sefih olanlar dediler, ne dediler? Mâ vellâhum an kıbletihim. Onları kıblelerinden çeviren şey nedir? Elleti kânû aleyha. Yani daha önce Kudüs-ü Şerif'e yöneldikleri, ibadet yaptıkları Kudüs-ü Şerif'in kıbleliğini bırakıp da Mekke'ye, Beytullah'a dönmelerine sebep olan nedir? Ne çevirdi onları? Kâle Teâlâ, Allah-u Teala da peygamberine şöyle cevap vermesini istiyor. Kul lillahil meşriku vel mağrib. Doğu da batı da Allah'ındır de onlara diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ila ahiril ayet. Ahracehul Buhari. Ayetin sonuna kadar devam ediyor bu nüzul. Buhari'nin rivayetinde böyledir. Ayeti kerimenin tefsirine geçiyoruz. Estağfirullah. Seyekulü süfehâ'u minen nâs. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler. Mâ vellâhum an kıbletihimulletî kânû aleyhâ. Onların üzerinde oldukları kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. Kul, de ki ey peygamberim, lillâhil meşrugu vel mağrib. Batı da doğu da Allah içindir, Allah'ındır. Malumunuz değerli kardeşlerim, burada lillahi kelimesi takaddüm etmiş. Taksis ifade etmesi için sadece Allah'ındır. Başkalarının oralarda hükümranlığı yoktur manasına. Yehdi men yeşâ ilâ sırât-ı müstakîm. Allah kullarından dilediğini doğru yola iletir. Ve kezâlike ceallnâkum ümmeten vasatan. Biz sizi hayırlı, adil bir ümmet olarak yarattık. Niçin? Orta bir ümmet. Litekûnû şuhedâ alennâs. İnsanlara şahitlik edesiniz diye ve yekûner rasûlü aleyküm şehîdâ, Allah Resulü de size şahitlik etsin diye. Ve mâ ceallel kıbletelletî kunte aleyhâ, biz senin üzerinde olduğun kıbleyi kılmadık. İllâ linâleme men yettebi'ur rasûl mimmen yengalibu alâ akıbeyhim. Ökçeleri üzerine geri dönenden Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanı bilmemiz için. Allah-u Teala biliyor zaten kimin dönüp kimin dönmeyeceğini de, ancak burada bildirmemiz için desek daha güzel olur. Yani ortaya koymamız için. Ve inkânet lekebîraten, bu dönmek zor olsa da illâ alellezîne hedallah, ancak Allah'ın hidayete erdiklerine zor gelmez. Ve mâ kânallâhu liyudû'a îmânekum, Allah sizin namazınızı kaybedecek değildir. Buradaki imanın niçin namazın iman manasına geldiğini açıklayacak ileride. İnnallâhe bin nâsi le raûfur rahîm.
Gerçekten Allahu Teala insanlara çok merhametlidir. Şimdi Rauf ve Rahim kelimelerini açıklayacağız ileride Allah izin verirse. Kad nera tekallübe vechike, biz senin yüzünü çevirdiğini görüyoruz. Fissemâi, göğe. Felenüvelliyenneke kıbleten terdaha, ve senin hoşnut olduğun, razı olduğun kıbleye çevireceğiz seni diyor Cenab-ı Allah. Öyleyse fevelli ve çeke şatral mescidil haram, sen şu anda mescid-i haram tarafına yüzünü çevir diyor Cenab-ı Allah. Yalnız burada yüzünü derken daha önceki söylediğimiz gibi vecih kelimesi vücutun bir organıdır. Zikrul cüz, iradetül kül. Yani mecazi mürsel diyoruz, daha önce de söyledik. Yüzünü derken yüz en güzel, kıymetli organ olduğu için Cenab-ı Allah onu zikrediyor ama namazda yüzümüzü çevirmiyoruz. Tüm bedenimizi çevireceğimiz için zikrul cüz, irade-i kül diye onun için söylüyoruz. Ve haysu ma kuntum fevellu vucuhakum, nerede olursanız olun yüzünüzü şatrahu, mescid-i haram tarafına çeviriniz. Ve innellezine utul kitab, kendilerine kitap verilenler, leya'lemune, kesinlikle biliyorlar ki el hakku min rabbihim ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Bu sana gelen kıble emri Kur'an-ı Kerim, peygamberlik haktır ve mallahu bi gafilin amma ya'melun. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Ayet-i kerimelerin meali böyle. Şimdi tefsirine geçelim. Et tefsir. Seyekulü süfehâü minen nas. Bu ne demekmiş? Seyekulü duafâul ukûl minen nas. İnsanlardan akılları zayıf olanlar diyecekler. Mâ vellâhum an kıbletihimul letî kânû aleyhâ. Ne demek bu? Mâ sarafehum ve havvelehum. Onları çeviren ve gönderen nedir? Anil kıbletil letî kânû yusallûne ileyhâ. Kendisine namaz kıldıkları kıbleden onları çeviren nedir? Vehiye Beytül Makdis, o da Beytül Makdis'tir. Kıbletül Murselin min kablihim, Müslümanlardan önce diğer peygamberlerin kıblesi olan Beyt-i Makdis'tir. Kul, ey peygamberim, de ki lillahil meşriku vel mağrib, ey kul lehum ya Muhammedu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki el cihadu kulluha lillahi, bütün yönler Allah'ındır. Lehul meşriku vel mağrib. Doğu da batı da onundur. Fe eynemâ velleynâ vucûhenâ. Biz yüzümüzü nereye çevirirsek fehûnâke veçullâh. Allah'ın zatı, rızası oradadır. Mesela arkadaşlar burada vecihullah kelimesinde yine ne var? Cenab-ı Allah Azze ve Celle'yi zatını kastederek, çünkü Allah, biz Kabe'ye dönsek de orada Kabe bizim için nedir? Dönülecek bir alemdir, bir işarettir. Asıl dönüşümüz nereyedir? Allah'adır. Onun için de Allah'ın zatına dönüyoruz. Allah'a secde ediyoruz. Yoksa bizim müşriklerin taşa tapmasından başka bir halimiz olmaz, Allah muhafaza buyursun, değil mi? Yani onlar da mesela güzel yontulmuş bir taş bulunca getirip ona tapıyorlardı. Biz de Beytullah'a eğer o duvarı kastederekten o binayı kastedersek o zaman yanlış yapmış oluruz. Cenab-ı Allah oraya dönün dediği için dönüyoruz. Yoksa biz Allah'a yöneliyoruz. Yehdi men yeşâu ilâ sırat-ı müstakîm. Ne demek? Yehdi ibâdehul mü'minîn. Mü'min kullarını iletir. Buradaki hidayet iletme, kılavuzluk yapmak manasındadır. İlâ tarîkıl kavîm. Doğru, sağlam bir yola, el musil li saadeti darayni, iki yurdun, dünya ve ahiret yurtlarının mutluluğuna ulaştıracak en sağlam yola müminleri Cenab-ı Allah Azze ve Celle iletir. Yehdi men yeşâ, buradaki yeşâ kelimesi Allah'ın dilediği kimselerden müminleri kastediyor olduğunu tefsir bize haber veriyor. Sırat-ı müstakim de doğru yol, sağlam Allah'a giden yol olduğunu bize haber veriyor. Ve kedâlike ce'alnâkum ümmeten vasatan. İşte böylece biz sizi orta bir ümmet yaptık. Kemâ hedeynâkum ilel İslam. İslam'a sizi ilettiğimiz, sizi Müslüman yaptığımız, Müslümanlığı size
seçtiğimiz gibi efendim sizi de seçkin bir ümmet yaptık. Kederke ceallakum ya ma'şaral müminin. Ey müminler topluluğu, sizi böylece yaptığımız, kıldığımız, yarattığımız gibi ümmeten udulen hıyaran. Ümmeten bir ümmet yaptık, bir topluluk yaptık. Ama nasıl bir topluluk? Udulen hıyaran. Seçkin ve adil bir ümmet yaptık. Niçin? لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ İnsanların aleyhine veya üzerine şahitlik edesiniz diye. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizin üzerinize şahitlik etsin diye. Şimdi burada er-rasul kelimesinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya Resulullah şeklindeki ifademizin temelinde ne var? Er-Rasul'ün başındaki harfi tarifin muzafın ileyhten ıvaz olarak gelmesi var. Yani Resulullah kelimesini zikret, lafzatullah'ı zikretmiyor. Er-Rasul kelimesi onu bize ifade etmiş oluyor. Şimdi bunun tefsirinde şöyle diyor. لِتَشْهَدُوا عَلَى الْاُمَمِ Ümmetler üzerine şahitlik etmeniz için. Ne zaman? يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde. اَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ Onların elçileri onlara tebliğ ettiği için. Peki burada şu soru aklınıza geldi mi sizin? اَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ Rusul kelimesi cemidir ama rasuller hep müzekker olarak gelmiştir, erkek olarak gelmiştir. Ama bellagat kelimesi müennestir. Hiye gönderiyoruz. Sebebi ne? Küllü cem'in müennesün. Bütün cemiler müennes sayıldığı için ona giden zamir de müennes gelir. Ve yeşhedü aleykum er-rasulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlik eder. Kime? Sizin üzerinize. Niçin? Ennehu bellagakum. Onun size tebliğ ettiğine şahitlik eder. Şimdi burada ne anlıyoruz biz? Zikredilmiyor ama gelecek ileride Nuh Aleyhisselam'a soracak Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Ey Peygamberim sen ümmetine benim dediklerimi tebliğ ettin mi? Ettim ya Resul, ya Rabbi diyecek. Ümmeti de hayır ya Rabbi biz bir şey duymadık, görmedik diyecekler. O zaman Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah şahit getir diyecek. O şahit de biz olacağız Allah izin verirse. Biz de diyeceğiz ki evet ya Rabbi siz nereden bilirsiniz dediği zaman Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bana gönderdiğin kitapta ben bunları sen tebliğ ettiğini haber verdim. Ben de ümmetime bunları bildirdim diyecek. Böylece yalan söyleyen ümmet susturulmuş olacak. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Şimdi bakınız burada Cenab-ı Allah diyor ki peygamberine biz senin üzerinde olduğun yani Beytullah'a dönmeden önce olduğun kıbleyi kılmadık. وَمَا اَمَرْنَاكَ بِالتَّوَجُّهِ اِلَى الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ Beyt-i Makdis'e dönmeni biz sana boşuna emretmedik. Peki öyleyse nedir? سُمَّ صَرَفْنَاكَ عَنْهَا اِلَى الْكَابَةِ Sonra da seni Kabe'ye çevirmeyi boşuna emretmedik. Peki niçin? İlla لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ Resul'e kimin tabi olduğunu bilmemiz için. مِمَّنْ يَنْغَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ Ökçeleri üzerine geri dönen, yani burada irtidat eden, ökçesi üzerine geri dönene benzetilmiş oluyor. İleride söyleyecek istiareyi temsiliye olduğunu haber veriyor. Ey illa linahtebira, imtihan etmek, denemek için imanen nasi, insanların imanını fe ne'leme men yusaddiqur rasule, Resulü kimin tasdik ettiğini bilmek, bildirmek için. Mimmen yüşekkiku fiddini, dinde şüphe eden ile ve yerzi'u ilel küfri, küfre geri dönen kimselerle Resulullah'ı tasdik edenleri ortaya çıkarmak içindir. Niçin küfre geri dönüyorlar? Lidâfi yakînihi, kesin imanları olmadığı, zayıf olduğu için. Ve inkânet lekebîraten illâ alellezîne hedallâh. Ve inkânet lekebîraten, bu zor olsa, büyük olsa da
İlla alellezine hedallah, Allah'ın doğru yola ilettiklerine zor değildir. Ve in kana hada tahvilu, bu tahvil olsa da leşakkan ve saben. İkisi atfı tefsir değerli kardeşlerim. Zor olsa da. İlla alellezine hedahumullah, ancak Allah'ın hidayete erdirdiklerine zor gelmez. Buna kanallahu li yudî'a imanekum, Allah sizin imanınızı kaybetmez. Ey ma sahha ve la istakame en yudî'allahu salatekum, Allah'ın sizin namazınızı kaybetmesi, boşa çıkarması sahih olmaz. Doğru da olmaz. İlâ beytil makdis, Beyt-i Makdis'e kılmış olduğunuz namazlarınızı. Bel yusibukum aleyha, belki o kılmış olduğunuz namazlar üzerine sizin sevabınızı verir, size sevap yazar. Ve zelike, bu ayet-i kerime ne zaman nazil oldu? Hine se'eluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordukları zaman, ammen mâte ve huve yusalli ila beytil makdis, Beyt-i Makdis'e namaz kılarak ölenlerden sordukları zaman. Şimdi malumunuz, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e namaz kılarken sahabesi de onunla beraber namaz kılıyordu, ama eceli gelip de o 16 ay 17 ay içerisinde vefat edenlerin kıldığı namaz ne olacak? Beytullah'a dönmeden önce kılınan namaz ne olacak? Onu sormuşlar. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, Allah onların namazını kaybetmez, boşa çıkarmaz diyor. Kable tahvilil kıbleti, kıblenin değişiminden önce namaz kılanların hali ne olacak soranlara fenezelet bu ayet-i kerime nazil oldu. Ve buyurdu ki Cenab-ı Allah, Allah onların namazını kaybetmez. Ve kavlu teala, inna allâhe bin nâsi le raûfur rahîm, Allah insanlara rauf ve rahimdir. Ta'lilun, bu bir sebep bildirmedir. Ne için? Lil hukmi, hüküm. Yani Allahu Teala ve ma kana Allahu li yudî'a imanakum, hükmünün sebebidir. Peki neymiş o? Ey ennehu Teala azimur rahme. Allah rahmeti büyük olandır bi ibadihi, kullarına. Ve la yudî'u amalehum, onların amellerini boşa çıkarmaz, kaybetmez. Es-salihate, salih amellerini, elleti fealuha, işlemiş oldukları salih amellerini boşa çıkarmaz. Şimdi değerli kardeşlerim, burada rauf ve rahim kelimeleri, ben daha önce de söyledim geçen yıl falan, ama şöyle, rauf kelimesi bir müminin kendisine gelecek kötülüğe karşı onu koruma merhametidir. Rahim ise bir müminin kendisine ulaşacak rahmeti, merhameti, iyiliği ulaştırma merhametidir. İkisi de merhamettir, ama birisinde kötülüğü bertaraf etme merhameti, diğerinde de iyiliği ulaştırma merhameti vardır. Tamam? Rauf kelimesi bir mümine gelecek kötülüğü engelleme merhametidir. Rahim kelimesi de bir mümine ulaşacak iyiliği ulaştırma merhametidir. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ, biz senin yüzünün döndüğünü görüyoruz. فِي السَّمَاءِ, semaya döndüğünü. كَثِيرًا مَا رَأَيْنَا, biz çok defa gördük. تَرَدُّدَ بَسَارِكَ, senin gözlerin döndüğünü. Tereddüt arkadaşlar bir yere gitmek, gelmek manasındadır. Zaten biz Türkçe'de tereddüdü kullanıyoruz. يَا مُحَمَّدُ, ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buradaki يَا مُحَمَّدُ tekallübe vecihike'deki kafın tefsiri, kim o muhatap? Muhammed Aleyhisselam'dır. Nereye döndüğünü, cihete semai, sema cihetine. Niçin? Teşeffukan, özlem için. Neye özlem? Li tahvilil kıbleti, kıbleyi çevirmeyi arzu etmek ve özlem duymandan dolayı onu istemen için gözünün semaya çevrildiğini gördük diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Öyleyse فَلَنُوَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, şimdi seni razı olduğun, hoşnut olduğun kıbleye çeviriyoruz. Ey فَلَنُوَجِّهَنَّكَ اِلَى قِبْلَةٍ تُحِبُّهَا, biz seni sevdiğin kıbleye
yönlendiriyoruz, çeviriyoruz. Bakın burada nüvelli kelimesini nüveccih ile tefsir etti. Yani vecih, yön, yönelmek manalarına ileride açıklayacak onları tekrar. Vehye el-Kâbetü, bu sevdiğin kıble de Kâbe'dir. Kıblete ebike İbrahim, atan İbrahim'in kıblesidir. Öyleyse fevelli veçeke şatral mescidil haram, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Ey teveccüh fi salatike, namazında yönel, nahvel Kâbetil muazzamati, Kâbe-i muazzama tarafına yönel. Ve haysuma kuntum, nerede olursanız olun, fevellu vucuhekum şatra, yüzünüzü o tarafa çevirin. Ey ve haysuma kuntum eyyuhel mu'minun, ey mu'minler, nerede olursanız olun, feteveccehu, yönelin, fi salatikum, veya dönün de diyebiliriz ona, namazlarınızda, nahvel Kâbeti eydan, Kâbe tarafına dönün, yönelin diyor ayet-i kerimede. Ve innellezîne utul kitâbe, kendilerine kitap verilenler, leya'lemûne, kesinlikle biliyorlar ki, hani buradaki lam, vallahi yemininin cevabına gelen, kasemin cevabına gelen lam oluyor idi. Kendilerine kitap verilenler kesinlikle andolsun biliyorlar ki ennehul hakku min rabbihim, Rablarından bir haktır bu Kabe'nin kıble yapılması veya Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama gönderilmesi. Şimdi Kurtubi'de ben şöyle bir not buldum değerli kardeşlerim. Yani leya'lemune ennehul hakku min rabbihim cümlesinin tefsirinde şöyle diyor. Leya'lemune ennehu, yani tahvilel kıbleti min beytil makdis ilel Kabe el müşerrafe, Beyt-i Makdis'ten Beytullah'a yönelmenin hak olduğunu biliyorlar. Burada şöyle bir soru sormuş. Keyfe ya'lemune zalike ve leyse min dinihim ve la fi kitabihim. Kıblenin Kabe'ye döneceği kitaplarında yok, dinlerinde de yoksa nasıl bilecekler diye bir soru sorarsan diyor, İki şekilde cevap verilir. Bir, ennehum lemma alimu min kitabihim, onlar kitaplarından şunu bildikleri zaman neyi biliyorlar? Enne Muhammeden nebiyyün, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçek peygamberdir. Alimu ennehu la yakul illel hak, gerçek peygamberse hakkı söyler, yanlış bir şey söylemez. Ve la ye'muru illa bihi, hakkı emreder, hakkı söyler. Bu birincisidir diyor. Ennehum, ikincisi, alimu min dinihim, dinlerinde şunu biliyorlar ki ne o? Cevazen neshi. Nesih, yani bir şer'i hükmün ortadan kaldırılmasının caiz olduğunu biliyorlar. Fesaru alimine bi cevazil kıbleti, kıblenin de nesh edileceğinin, gerçek olabileceğini biliyorlar diyebiliriz diyor. Ancak Yahudiler biliyorsunuz, daha önce de söyledik, Beytullah'ın yakınından çıkacağını ve Medine'ye hicret edeceğini bildikleri için 3 kabile Medine'ye, birkaç kabile de Hayber'e yerleşmiş idiler. Buhtunassar'ın veya Bizansların Kudüs'ü yakıp yıktıkları sırada Yahudiler oralara, hiç olmasa son peygamberin geldiği yere, geleceği yere gidelim de onun ümmeti olalım, ondan sonra da şey yapalım diye. Bakara suresinde geçmişti. Felemma ca'ahum ma arafu keferu. Geleceğini bildikleri peygamber geldiği zaman onu ne yaptılar? İnkar ettiler ayet-i kerimesi var. Dolayısıyla da onun, yani Hazreti Resul'ün peygamber olduğunu biliyorlardı ve onun da oraya döneceğini biliyorlardı. Ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki ey innel yahude ve nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar, le ya'lemune enne hâde tahvile lil kıbleti hakkun min indillah. Kıblenin değiştirilmesi Allah katından yapılmış bir haktır. Velakinnehum yeftunune ennâse, insanları fitneye bozuyorlar. Şimdi ne diyorlar? Algı operasyonu yapıyorlar diyorlar. Bi ilkâ-i şübühâti, şüpheleri atmak suretiyle insanların içine. Ya böyle peygamber mi olur? Dün buraya kıbleye dönüyordu,
bugün bu tarafa dönüyor şeklinde böyle bir şey bugün algı operasyonu olarak şey yapılıyor. Yani insanları fitnelemek, insanları bozmak, zihinlerini karıştırmak için bugün bunu çokça yapıyorlar. Demek ki ya işte el kufr milletun vahide ve mallahu bi gafilin amma yaamelun. Evet işte bu bütün mesele burada. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Ey la yahfa aleyhi. Allah'a gizli değildir şeyun min amalihim. Onların Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Ve seyücezihim aleyha, yakında onları cezalandıracaktır. Elhamdülillah sin ile gelmiş. Müellifin şeyi de sin ile gelmiş. Yani o da istiyor ki kısa zamanda dünyada işini bitirsin, onların cezasını versin. Burada yücezihim onların yaptıklarının karşılığını verecek demektir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Biz ceza diyoruz, bunu ceza olarak kullanıyoruz. Ve fihi vaidun ve tehdit. Buradaki ve mallahu bi gafilin amma yaamelun. Allah onların yaptıklarını biliyor cümlesinde, gafil değildir cümlesinde tehdit vardır. Nedir o tehdit? Bilen ne yapar? İcabına bakar demektir yani. El belaga. Edebi yönleri bu ayet-i kerimelerdeki. Bir, fi kavlihi yengalib ala aqbeyhi. Ökçelere üzerine geri dönmek de istiaratun temsiliyetun, istiare-i temsiliye vardır. Heysu mesele limen yartedde an dinihi bimen yenkalip ala akbeyhi. Yani dininden irtidat etmiş, küfrüne, şirkine, Yahudiliğine, Hristiyanlığına geri dönmüş olanları kime benzetiyor? Ökçesi üzerine geri dönen insana benzetiyor. Efadehul İmam El-Fahr-ı Razi, İmam Fahr-ı Razi bunu ifade etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, istiare deyince biz ne anlıyorduk? İstiare, iki tarafından birinin hasfedildiği teşbihti. Yani, müşebbehum bih hasfedilirse istiare mekniye oluyor, müşebbe zikredilirse istiare tasrihiye oluyor idi. Ama burada istiarede, bir şeyi bir şeye benzetmek. O zaman istiare oluyor. Ama istiare-i temsiliyelerde ise pek çok şey, pek çok şeye benzetiliyor. Teşbih de öyle, teşbih-i temsiliyede de öyledir. Yani bir tablo, bir tabloya benzetiliyor. Mesela şimdi şöyle, şu karşı tarafımızda kitap var. Arkamızda da kitaplar var. Sanki arkamızda bir ayna var, o kitapları aynen buraya aktarmış gibi oluyor. İşte yani bir tek kitabı bir tek kitaba benzetmiyor. Bir sürü kitap bir sürü kitaba benzetiliyor. Dolayısıyla da tablo, manzarayı bir manzaraya benzetmek. Nasıl ki diyor irtidat eden bir adam. Bu diyeceksiniz ki hocam bir tek adam var gerisin geriye dönmüş veya dininden dönmüş. Tamam ama burada irtidat eden adamın durumu bir dine inanmış sonra o dinden çıkmış. Sonra o dini karalamış, niye çıkmış bunları hepsini ökçeleri üzerine geri dönüp de geldiği yere arkasını dönen kimsenin durumuna benzetiyor. لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ اَرَّعْفَتُ شِدَّتُ الرَّحْمَةِ ve قَدَّمَ الْاَبْلَغَ مُرَاعَاتًا لِلْفَاصِلَةِ وَهِيَ الْمِيمِ فِي قَوْلِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مُرَاعَاتُ الْفَاصِلَ demek ayet sonlarının birbirine uyum sağlaması. Biz ona ne diyorduk? Kafiye diyorduk değil mi? Evet, ayet sonlarının birbirine uyum sağlaması ses tonlarıyla bitmesini ifade eder. Burada da öyle. Mesela لَرَحِيمٌ رَعُوف diyebilirdi ama عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ şeklindeki ayeti kerime de mim ile bittiği için rahimi sona getirmek suretiyle kafiyeye uydurmuş oluyor diyor. Bir de şiddetür rahme var. Şiddetür rahmeyi buradaki ifadesi her iki kelamın yani rauf ve rahim kelimelerinin ve kavluhu raufun rahimun kilahuma min siyagıl mübalağa. Mübalağa sigalarından olduğu için şiddet ifade ediyor. Merhamette aşırılık oluyor. İşte demin dediğim gibi rauf kelimesi bir mümine gelecek kötülüğü önlemedir. Rahim kelimesi de ona
ulaşacak iyiliği ulaştırmaktır, merhametidir. Üçüncüsü, fevelli vechek, yüzünü çevir. Atlakal veche, burada atlaka mutlak olarak söyledi. Ve erade bihi ezzate, yüzü söyledi ama o yüzün sahip olduğu zatı kastetti. Ke kavlihi teala ve yebka veçhu rabbike, Rabbin yüzü kalır. Şimdi ayeti kerimede buyuruluyor ya, yani ve yebka veçhu rabbik, Rabbin yüzü kalır. Peki Rabbin yüzü kalır da diğer organları helak olur manasına mı gelir? Hayır, zatı kalır manasınadır. Yüz zikrediliyor, bütün beden, varlık kastediliyor. Ve hâden nev'u, bu nevi, Arapçada bu tür ifade etmek, bir organı zikredip bütün vücutu kastetmek, el mecazul mursel, mecazı mürsel diye isimlendirilir. Min bâbi ıtlâkıl cüz'i ve iradetil kül. Cüz'ü söylemek, küllü kastetmek babındandır diyor. Fevâid, şimdi bu ayetlerde elde edeceğimiz faydalar. El-Ula, birinci fayda, Ahracel Buhari fi sahihihi, Buhari sahihinde şöyle tahric etti, hadisi şerifi rivayet etti. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yud'a Nuhun aleyhisselam. Peygamberimiz buyurdular ki Nuh aleyhisselam çağrılır yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Feyekulü, Nuh aleyhisselam cevap verir. Lebbeyke ve saadeke ya Rabbi. Ey Rabbim, sana lebbeyk ve saadeyk olsun. Yani bütün varlığımla sana yöneliyorum. Sana cevap vermeye hazırım manasında. Feyekul, Cenab-ı Allah buyurur. Helbellat, risaleti, peygamberliği tebliğ ettin mi? Feyekul, Nuh aleyhisselam, naam. Evet ya Rabbi, tebliğ ettim. Feyukal li ümmetihi, o zaman Cenab-ı Allah ümmetine dönerek soruyor. Hel bellagakum Nuhun aleyhisselam demektir. Nuh aleyhisselam size tebliğ etti mi? Feyekulun, onlar derler ki ma ca'ena min nezirin, bize korkutucu, uyarıcı bir peygamber gelmedi derler. Hani Yahudiler ve Hristiyanlar da dediler ya, leysetil yehudi ala şeyin ve galetin yehudi leysetil nasara ala şeyin dediler. Ellerinde kitap olduğu halde. Bunun üzerine feyekul, Cenab-ı Allah Nuh Aleyhisselam'a sorar. Men yeşhedü leke, senin lehine, bakın men yeşhedü aleyke demiyor. Men yeşhedü leke, senin lehine şahitlik edecek kim var? Feyekul, Nuh Aleyhisselam der ki Muhammedun ve ümmetuhu, Muhammed Aleyhisselam ve ümmeti benim lehime şahitlik edecek ya Rabbi diyor. Feyeşhedûne ennehu kad bellega, ve Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti feyeşhedûne şahitlik edecek ennehu kad bellega. Fezalike kavluhu azze ve cel, işte bu Nuh aleyhisselamın tebliğ ettiğinin şehadeti şu ayet-i kerimededir. Litekûnû şühedâ alennâs, insanlara şahitlik edesiniz. Ve yekûne rasûl aleyküm şehîdâ, Resul de size şahitlik etsin diye. Burada bir takım ne var? Benim az önce anlattıklarımdan bir takım hazifler var. Buna ne diyoruz biz? Hazifi icaz diyoruz Arapçada. Yani bilinen bazı cümleleri hasfetmek suretiyle cümleyi kısa kullanmak demektir. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Ve yekûne rasûlü aleyküm şehîdâ diyor Cenab-ı Allah. Resul de size şahitlik edecek. İkinci fayda, Semmallahu Teala es-salate imanen. Allahu Teala namazı iman diye isimlendirdi. Fi kavlihi ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah sizin imanınızı, yani namazınızı kaybetmez. Ey salatekum, namazınızı kaybetmez. Niçin? Li'ennel imane la yetimmu illa biha. Çünkü iman sadece namazla tamam olur. Ve lennaha teştemilu ala niyetin ve kavlin ve amelin. Çünkü namaz, oradaki ha zamirleri namaza gider, imana gitmez. İmana gitse lennehu demesi lazımdır. Lennaha, lenne salate, namaz teştemilu ala niyetin, niyeti kapsar, ve kavlin, okumayı kapsar, ve amelin,
hareketleri kapsar. Dolayısıyla onun için bazı daha doğrusu zannediyorum Hanefilerin dışındakiler iman sadece tasdik değil, dil ile ikrar, efendim kalp ile tasdik ve organlarla da yerine getirmektir, amel etmektir diye söylenir. Burada da namazın hem dil ile tasdiki hem de organlarla yerine getirmeyi ifade ediyor. Üçüncü fayda fit tabiri anil kâbeti bil mescidil haram. Hani yukarıda dedi ya Cenab-ı Allah fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Şimdi orada deseydi ki fevelli ve çeke el kâbete veya şatral kâbe, kâbe tarafına çevir deseydi o zaman ne olacaktı? Onu anlatacak şimdi. İşaretün mescid-i haram tarafına yönünü çevir demekteki şey ifade işarettir. İlâ ennel vacibe farz olan mura'atul ciheti dûnel ayni. Ciheti gözetmektir. Kâbe'nin bizzat kendisini gözetmek değildir. Lenne fi isabeti aynı Kâbe minel ba'idi uzaktan Kâbe'nin aynına isabet etmek de vardır. Haracen azimen alennâs insanlara büyük bir zorluk vardır diyor. Harac zorluk manasındadır. Değerli kardeşlerim burada Beytullah'ın içinde yalnız Kâbe'nin aynına isabet etmek mecburiyeti var. Beytullah'ın harem-i şerifin içi de aynen böyle dikdörtgen olduğu için orada farkındaysanız gidenler veya resmini görenler mermerler böyle ince mermerlerle daire şeklinde saflar işaretlenmiştir. Niye daire şeklinde? Çünkü namazda böyle daire şeklinde kılındığı için mesela böyle bir durumda olsa, şurada da Kâbe olsa, şuraya duran bu Kâbe'ye yönelmemiş olsa bu tarafa durur. O zaman da Kâbe'ye isabet etmez. Kâbe'ye isabet etmenin de namazı sahih değildir orada. Mescid-i Haram'ın içinde. O yüzden mutlaka Kâbe'ye isabet etsin diye oranın yönetimi Kâbe'nin etrafını daire şeklinde saflar halinde çizmişler ve o çizgilere uygun olarak şey yapılır. Ama dışarıdan gelen hacılarımızın ben birkaç defa rastladım ve namazdayken omuzlarını tutup böyle Kâbe'ye çevirdim onları. Kâbe'ye dön diye de söyledim Arapça olarak kendilerine ne kadar biliyorlar, anlıyorlar bilmiyorum. Dolayısıyla şurada duran adam şuraya durmuş, namaza duruyor tabii ama neye durduğunu bilmiyor adam. Harem-i Şerif'in içinde ama Beytullah'a dönmüyor, mecbur Kâbe'ye dönmesini sağlamaya çalıştık.